Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yerli ürün logosunu tanıttı. Kendi tükettiklerini üretmeyen ülkelerin gelişime imkanı yok diyor. Logoyu Türkiye'de üretim yapan yabancı firmalar da kullanabilecek. Türkiye'de üretilen ürünlerde bu logo kullanılacak. Yerli ürünler kolayca anlaşılacak. Yerli ürün logosunu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Böylece vatandaşlarımız etiketlerden burada üreten, bu ülkeye yatırım yapan, bu ülkede istihdam sağlayan çalışkan insanımızın ürettikleri ürünlerin ayrımını yapabilecekler. Değerli misafirler, kendi ürünlerini tüketmeden, kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Logoyu sadece Türk markaları değil, Türkiye'de üretim yapan yabancı firmalar da kullanabilecek. Bu ülkede yatırım yapan yabancı firmaların ürünleri de Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir. Onların da aynı yerli üretim logosu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz. Logo ürün paketinde değil, fiyat etiketinde yer alacak. Uygulama 15 gün içinde başlayacak. Bakanlık son dönemde döviz bahanesiyle yapılan haksız zamlara karşı da teyakkuzda. Alo 175 hattına geçtiğimiz hafta itibarıyla 18 bin şikayet geldi. Şikayetlerin çoğu market fiyatlarına yönelikti. 2449 firma, 41.821 ürün denetlendi. 1296 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi. 680 ürün etiketinde ise eksik gramaj gibi mevzuata aykırılık gözlemlendi. Bu firmaların savunmalarını istedik ve gerekli cezaları da kendilerine kesiyoruz. Ve bu konuda da hiçbir tolerans göstermeyeceğiz. 69 bin liraya kadar ceza kesme yetkimiz var ve bunu 10 katına da çıkarma yetkimiz var. Bakanlık stokçulara da göz açtırmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber stok kontrolleri üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Onlara da anında cezalarını kesiyoruz.